Şimdi arkadaşı ısırdılar. Eğitilmediği sürece yani saldırırsa eğer tehlikeli. Sahibinden kaynaklı oluyor genelde. Kontrol de eğitimi de insanlardan geçiyor sonuçta. İki kişiyi yaralayan pitbull davasında mahkeme karar verdi. Ağızlıksız gezdirilen köpek silah sayıldı. Bunu bir hayvan ırk bazına indirmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çok sığ bir bakış açısı olur. Geçtiğimiz günlerde bir kişi pitbull cinsi köpeğini ağızlık takmayarak gezdirmeye çıktı. Ancak etrafta bulunan esnaf sakini ise o kişiyi uyardı ve iddiaya göre ise köpek sahibi de köpeğini esnafın üstüne yönlendirdi. Allah köpeği oluyor gerçekten. Köpeklerin bir suçu yok be bu durumda. İnsanlar birbirlerine saldırıyor zaten, köpekler ne yapsın? İşte bu olay yargıya taşındı ve mahkemede pitbull silah olarak sayıldı. Sahiplerinde suç. Yani korunmasız çıkmamaları lazım. Bir insanın elinde her şey silaha dönüşebilir. Aynı Yargıtay'ın bir annenin çocuğuna attığı terliği de silah saydığı karar var. Bu sizin için beni yaraladığınızda silah anlamına gelir. O nedenle bizim şuna bakmamız lazım. Bir kez daha şu ispat oldu. Hayvanların hiçbir suçu yok. Kötü insanların elinde her şey silah olabildiği gibi bir hayvan ırkı da kötü insanın elinde kötü olur. Sonuçta onu eğiten insanlar da kabahat. Yani ben hayvanlarda bu kabahati bulmuyorum. Avukat Deniz Tavşangil, önemli olanın hayvanlara yapılan muamele olduğunu belirtti. Özellikle sahibine iş düşüyor. Çünkü maalesef bir de yasaklandığında bir ırk, ister istemez yasak olan şeye sahip olmak bizim bazı anlamda hem sosyal hem kültürel hem ekonomik anlamda kendini güçsüz hisseden insanlar için bir sahip olduğunda güçlü hissettiği kendini, bir egosal tatmine girdiği bir ortam oluyor. Bu nedenle çok yanlış ellerde oluyor bu ırklar. Sahibini suçlamak daha mantıklı. Çünkü sahibi köpeği nasıl beslediğini, sahiplendiğine bağlı. Bunlara bir müdahale etmeleri lazım. Köpek eğitmeni Gökçen Gina Yücekaya ise sağlıklı bireylerle yetişen bir köpeğin toplumda da sağlıklı yaşayabileceğini ifade etti. Size hani köpekler zararlı mıdır, işte bir ırka bağlı mıdır diye sorduğumda ben de size şu soruyu sormak isterim. Sizce silah zararlı mı, yararlı mı diye. Bir polisin belinde olduğunda bizim için bir güven demektir. Ama bir serserinin belinde olduğunda toplum için tehdit demektir. Ben her köpek ırkının da yine aynı şekilde olduğuna inanıyorum.